Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bu hikayemizde müteahhit bir takipçimizin yaşadıklarını seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Ben müteahhitim. Evler yaptırıp satıyorum. Baba mesleği olarak girdim bu işe. Her şey normal gidiyordu. Bir gün Kastamonu'da ev yaptıracaktık. Yeri görmek için gittim. Araziyi dolaşırken alanın tam ortasında taşlar vardı, kaya gibi. Bu taşların yanına gittim. Baktım, üzerinde hayvana benzeyen şekiller var. Ama net olarak da şu hayvan diyemiyorum. Yani zamanla yıpranan taşlar bir şekle dönüşmüştür diye düşündüm. Etrafta pek fazla ev yoktu. Şimdi ben o civarın adını söylemek istemiyorum. Çünkü çok zaman oldu. Orada yaşayanların da rahatsız olmasını istemem. Birkaç tanıdık vardı Kastamonu'da. Araziye bakmaya gidince onlarla da görüştüm. Onlar da daha önce oraya ev yapılacaktı ama vazgeçtiler dediler. Şaşırmıştım. Çünkü bu zamana kadar değerlendirilmemiş olması ilginçti. Ben dedim, nasip banaymış demek ki. İşlemleri yaptırdık, inşaat başlayacaktı artık. İşçiler geldi. Kazı başlayacak, kepçeler falan. Ben de ilk gün görmek istedim, başlarındaydım. Kepçe çalıştı, bir iki darbe vurdu, sonra durdu. Baktım devam etmiyor. Gittim yanına, ne oldu dedim, niye devam etmiyorsun? Çalıştıramıyorum dedi. Nasıl çalıştıramıyorsun dedim, sinirlenmiştim. Dene tekrar dedim, tekrar denedi. Olmuyordu. Ben iyice gerilmiştim. Diğer işçiler de gelip kepçeye baktılar. Ne arızası var anlamaya çalıştık. Uğraşırken birden çalıştı. Çok şükür dedim. Geçtim kenara, izlemeye başladım. Etraftan da kazıyı gören insanlar geldi. Biliyorsunuz Türklerde bu kepçe izleme merakı var. İşi gücü bırakıp gelip izlerler. Bir yandan da meraklı olanları bana soru soruyordu. Ben bunları cevaplarken kepçe tekrar durdu. Hay Allah'ım ya Rabbim, ne oluyor böyle diyerek tekrar kepçenin yanına geldim. Yine ne oldu dedim. Vallahi bilmiyorum, yine çalışmıyor dedi. Denedik, bir türlü çalıştıramadık. Başka bir kepçe daha çağırdık. Kısa zaman sonra geldi. Bu sefer de o başladı kazıya. Diğer kepçede çalışmayınca çekici çağırdık. O kepçeyi öyle gönderdik. Diğer kepçe çalışmaya başladı. Hiçbir sorun yoktu. Öğle yemeğimi işçilerle yedim. Devam ettik kazıya. Kepçe bir iki darbe vuruyor, sonra da kazdığı toprağı arka tarafa atıyordu. Bir iki kez bunu yaptıktan sonra yerin altından bir oynama geldiğini hissettim. Resmen sallanıyordu. Deprem oluyor kesin dedim. İçimden dualar okumaya başladım. İzleyen insanlar da çok korkmuştu. Herkes bir yere kaçıştı. Ben yere oturdum. Ayakta dengemi sağlayamıyordum çünkü. İlk kez böyle şiddetli bir deprem hissetmiştim. Ama bildiğim bir şey vardı. O da depremin kısa sürede sonlanacağı. Ama neredeyse 5 dakika geçmişti. Hala sallanıyordu. Etrafta ben ve işçilerden başka kimse kalmamıştı. Nereye gittiler bilmiyorum. O an kendi derdime düşmüştüm. Bu kadar uzun sürünce acaba kıyamet mi kopuyor diye düşündüm. Yer altında öyle oynuyordu ki ben arabada giden bir insan nasıl sarsılıyorsa öyle sarsılıyordum. Çaresizce bu anın geçmesini bekledim. Derken çok büyük bir gürültü koptu. Baktım kepçe devrilmiş. Kepçe devrilince sarsıntı da geçmişti. Hemen koştuk adamın yanına yardıma. Acıyla bağırıyordu adam. Kolunu tutuyordu. Galiba kolu kırılmıştı. Çok acı çekiyordu çünkü. Kepçeden çıkardık. Hemen ambulans aradık. Ambulans 10 dakika gibi bir sürede geldi. Biz olayı anlattık. Deprem oldu, kepçe devrildi dedik. Çok şiddetli olduğundan bahsettik. Ama sağlık çalışanları bize şaşkın şaşkın bakarak ne depremi, deprem olmadı ki dedi. Ben de yemin ederim burada deprem oldu. Bir sürü insan vardı. Sarsıntı olunca onlar da kaçtı dedim. Adamı ambulansa bindirdiler. Yanında da ben hastaneye gittim. Kolunu alçıya aldılar.
Kırıldığını tahmin etmiştim zaten. Çıkışta adamı eve bıraktım. Ben de kendi kaldığım yere gittim. Düşünüp durdum. Nasıl deprem olmadı diye. Hem de öyle şiddetliydi ki ben civardaki şehirler de hissetmiştir. Herhalde boş yer böyleyse başka yerlerde yıkılmayan bina kalmamıştır diye düşünmüştüm. Hiçbir anlam veremedim olanlara. Sonra dedim belki kazdığımız yerle alakalı, bizim olduğumuz bölge sallanmıştır dedim. Bu da nasıl olacak bilmiyordum ama aklıma başka bir şey gelmiyordu. İşten dolayı da biraz gerilmiştim. Hala doğru düzgün başlayamamıştık. Yarın başka bir kepçe bulmak zorundaydım. Nedir bu üstümüzdeki uğursuzluk dedim. Saat geç olmuştu. Şimdi kimseyi arayamayacağım için sabah olunca ararım artık dedim ve uyudum. Sabah erkenden uyandım ve yeni kepçe aramaya başladım. Biriyle anlaştım. Diğer işçilere de haber verdim. Kazıya devam edeceğimizi söyledim. Sabah 9 gibi tekrar başladık. Ben normalde bugün gelmeyecektim ama işlerde sorun olduğundan içim rahat etmemişti. Bugün de duracaktım başlarında. Ya Allah Bismillah dedik ve başladık işe. Hiçbir sorun yoktu. Rahatlamıştım. Bugün kazıyı izlemeye kimse gelmemişti. Herhalde dünkü olaydan sonra korktular diye düşündüm. Kepçe çalışmaya devam ederken ben de sigaramı yaktım. Aradan 2 saat geçti. Kepçe yine durdu. Eyvah dedim. Yine mi? Adam kepçeden indi. Hemen gittim yanına. Sorun ne dedim. Ya toprak mı kazıyorum, beton mu belli değil dedi. Nasıl yani dedim. Üst taraf toprak tamam da 1-2 metre altında beton var sanki dedi. Kepçe geçmiyor bile dedi. Olur mu öyle şey derken tekrar bindi çalıştırdı kepçeyi. Kazdığı yerdeki bütün toprakları alıp temizledi. Gözlerime inanamadım. Gerçekten toprağın altı betondu. Bu beton nereye kadar devam ediyor bilmiyordum. Yine şaştım kaldım. Sen öteki başa geç, oradan devam et. Bura şimdilik kalsın. Ben bu betonu yarın kırdırırım dedim. Kepçe öbür başa geçip kazmaya başladı. 1-2 derken gözüm bir şeye takıldı. Kepçenin ucundaki sivri dişlerden birine yılan dolanmıştı. Kepçe operatörü de bunu fark edemedi herhalde. İşe devam etti. Yılan parçalara ayrıldı. Ben el işareti yapıp durmasını söyledim ama görmedi. Sonra o da fark etti ama hiç umursamadan devam etti. Epey kazdı. Sonra bağırarak beni çağırdı. Çok korktuğu belliydi. Hemen koştum. Baktım ki kazdığı yerde yılanlar kaynıyor. Ben deyim 15 yılan, siz deyin 20. Huylandığım bir hayvan zaten. Böyle kımıl kımıl görünce iyice korktum. Hemen koşarak uzağa çekildim. Adam da inip geldi kepçeden. Bu ne abi? Ben böyle bir şey görmedim daha önce. Bu kadar yılan ne yapıyor burada dedi. Yılanlar kazılan yerden çıkmaya çalışıyordu. Bunu görünce dedim ki polis arayayım. Bu vahşi hayvanları gelip alan ekipler var. Onlara haber versinler. Onlar da alsın. Başka çare yok. Ama ellerim titrediğinden telefonu zor tutuyorum. Aradım anlattım. Böyleyken böyle. Az sonra geldiler. Ben yaklaşamıyorum bile. Uzakta duruyorum. Bir sürü teçhizatla gelmişler. Uyuşturucu iğneler, kafesler vesaire. Operatör de gitti yanlarına. Baktım yılanları çıkarmıyorlar. Hatta hiçbir şey yapmıyorlar. Konuşuyorlar sadece. Sonra operatör beni çağırdı. İstemeye istemeye olsa da gittim. Yaklaşınca çukuru da gördüm tabii. Buz gibi oldum çukuru görünce. İçinde bir tane yılan yoktu. Adamlar hani yılanlar diyor. Biz anlatıyoruz ama dalga geçtiğimizi düşünür gibi davranıyorlar. Dedim ki memur bey, biz bu kazıya başladığımızdan beri burada başımıza gelmeyen kalmadı. Bu benim getirdiğim 3. kepçe. Biri bozuldu, biri devrildi. Bunda da yılanlar çıktı dedim. Polis gülmeye başladı. Sonra da gittiler. Biz şaşkınlıkla kaldık öylece. Neyse dedim. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Adam korktu zaten. Abi ben devam etmek istemiyorum. Var burada bir illet dedi. Ne illeti olacak? Burayı boşa mı aldım ben?
böyle mi bırakalım diye tartışmaya başladım. Kaç gündür yaşadığım tuhaflıklardan ben de korkmuştum. Ama başka çarem yoktu. Adamı zar zor ikna ettim. Geçti kepçeye, devam etti. Ben artık acaba birazdan ne olacak diye bekliyordum. Hayatımda yaşamadığım şeyler yaşamıştım. Ama hiçbir sorun olmadı. Adam gayet güzel devam etti. Ben birkaç yerle görüşecektim, işlerim vardı. Atladım arabaya, onları hallettim. Belki 3 saat sürmüştür. Tekrar geldim kontrol etmeye. Kepçe hala çalışıyor. Ama baktım, 1 milim ilerleme yok. 3 saat geçmiş aradan ama çukur aynı çukur. Dur diye seslendim. Ne zamandır çalışıyorsun dedim. Sen gittiğinden beri çalışıyorum abi dedi. Nasıl oluyor bu? Hiçbir değişiklik yok dedim. Kendisi de bilmediğini, anlamadığını söyledi. Ben artık emin oldum ki burada bir şeyler var ama ne? Aklıma geldiğimde görüştüğüm arkadaşlarım geldi. Onlar bana daha önce burada ev yapılacağını ama sonradan vazgeçildiğini söylemişlerdi. Aradım. Dedim ki burada tuhaf şeyler oluyor. Siz burada daha önce ev yaptıracak adamı tanıyor musunuz? Ben ona bir sorayım. Neden bunlar oluyor diye. Tanımıyorum ama bulurum kim olduğunu dedi. Aradan 1/2 saat geçti, aradı numarasını verdi. Eli kolu uzundur, buldu hemen. Verdiği numarayı aradım ve durumu anlattım. Adam önce konuşmak istemedi. Benim orayla hiçbir bağım kalmadı deyip kapatmak istedi. Ne olur kapatmayın, neredeyseniz bana yerinizi söyleyin, ben geleyim dedim. 1-2 dakika uğraştıktan sonra adamı ikna ettim. Adresini öğrenip gittim. Adam evinin adresini vermemişti. Bir lokantanın adresiydi. Gittim oraya. Kapıda beni bekliyordu. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Geçtik oturduk içeri. Adam anlatmaya başladı. Kardeşim, benim de orayla ilgili planlarım vardı. Ama o arazi tılsımlı. Altında da mezar var. Mezar dışında da bir şeyler olduğu kesin dedi. Ne gibi dedim. Belki define dedi. Ama ben yaşadıklarımdan sonra defineyi de umursamadım. Sattım arsayı dedi. Uygun fiyatla almıştım orayı. Demek ki sebebi buydu. İşçilerinden birinin öldüğünü söyledi. Ve arsayı satınca kurtuldum dedi. Ben satamazdım. Daha yeni almıştım. Bir sürü planım vardı. Bunun çaresini bulup binayı bir an önce yaptırmalıyım diye düşündüm. Adama teşekkür edip çıktım oradan. Tanıdığım bir hoca vardı ama İstanbul'daydı. Yanlış anlaşılma olmasın. Diğer hakkıyla işini yapan hocaları tenzih ediyorum. Bu adam iyiydi, işinin erbabıydı ama biraz para gözdü. Aradım onu, durumu anlattım. Define de olabilirmiş deyince yanıma gelmeyi kabul etti. 3 gün sonra geldi. Bu 3 gün işler durdu tabii. Hoca gelmeden başlayamazdık. Hocayla görüştüm. Her şeyi detaylı anlattım. Hoca bana kazıyı gece yapacağız dedi. Hocam gündüz yaptık da gecesi mi kaldı dedim. Defineyi ulu orta mı çıkaracaksın dedi. Öyle deyince hak verdim. İşçilere de söyledim gece başlayacağız diye. Hocaya da define dedektörü alalım mı dedim. Hoca da çok derindeyse dedektör algılamaz. Bunun başka yöntemi var dedi. Bana bir horoz bul sen dedi. Horozu da buldum. Gece hocayla beraber gittik. İşçiler de oradaydı. Hoca aldı horozu. Bir şeyler okudu. Sonra da horozu bıraktı. Horoz hiç kıpırdamadı. Sonra kazdığımız yerin öteki tarafına doğru gitti. Yani ilk kazdığımız altında beton olan yer. Gidip orada durdu. Hoca geldi. Define burada dedi. İşaretledik tam durduğu yeri. Ama bu betonu kırmak lazımdı. Kepçeyle olacak iş değildi. Hoca bana, bunu kırdırırız yarın gece. Bu gece sen diğer yerleri kazdır. Ben buradayım. Bir sorun olmayacak dedi. Hoca kenarda, ben de yanındaydım. Sürekli okuyordu. O gün hiçbir olay olmadı. Ben çok mutlu olmuştum. Hem hoca olduğu için bir sıkıntı yaşamıyorduk. Kısa sürede inşaata başlardık. Hem de aldığım arazide define vardı.
İşlerde hiç define fikrim olmasa da satın aldığım yerde çıkınca ben de heveslenmeye başlamıştım. Ertesi gün gece olunca yine gittik. Betonu kırdırdık. Beton kırıldıkça etrafa pis bir koku yayıldı. Hepimiz burnumuzu kapattık. Beton tamamen kırılınca kazma işine geçildi. İyice heyecanlanmıştım. Kısa zaman sonra defineyi oradan çıkaracaktık. Bunun için dakikalar kalmıştı. Biraz daha kazınca hoca durdurdu kepçeyi. Bundan sonrası bizim işimiz. Kepçe defineye zarar verebilir. Biz kazacağız devamını dedi. Aldık kürekleri elimize, başladık kazmaya. Vururken benim küreğim sert bir şeye geldi. Galiba buldum dedim. Herkes benim olduğum yeri dikkatle açmaya başladı. Artık çok yaklaşmıştık. Elimizle toprakları temizliyorduk. Bir küp gibi bir şey gözüktü. Sevinçten çığlık atacaktım neredeyse. Ama öyle bir sabitlenmişti ki onu topraktan çıkarmak zor olacaktı. Etrafını dikkatlice kaza kaza küpü dışarı çıkardık. Hepimizin yüzü gülüyordu. Sağa sola baktık biri var mı diye. Kimse yoktu. Hoca küpü eline aldı. Okumalar yaptı. Sonra da açtı. Açınca donup kaldı. Ne oldu hocam dedim. Bana doğru gösterdi. Küpün içi boştu. Bu ne demek şimdi dedim. Cinler altınların yerini değiştirmiş dedi. Ama bu civardadır. Elbette bulacağız dedi. Bunu sabah olmadan halletmeliyiz dedi. Daha da kinlendirmeden bu gece altınları almalıyız dedi. Tamam dedik. Kepçe devam etti. Her yeri kazıp bulacaktık. Birden arka tarafımdan bir ses duydum. Gidin buradan diye. Hocaya baktım korkarak. O da sesi dinliyordu. Sonra sesli bir şekilde dualarını okumaya devam etti. Sesini giderek artırdı. Ben korkuyla olanları izliyordum. Birden kepçe durdu. Adam inerek koşmaya başladı bize doğru. Anlaşılan bir şey görmüştü. Nefes nefese geldi yanımıza. Birileri var çukurda dedi. 3 tane. Cüce gibi dedi. Ben gidemem artık oraya dedi. Bir ses daha duyduk. Gidin buradan diye. Hoca eline bir değnek aldı. Bir çember çizdi. Çemberin içine girin dedi. Hepimiz girdik. Bu çemberin içinde bize bir şey yapamazlar dedi. Ben iyice korkmaya başlamıştım. Artık define falan umurumda değildi. Buradan sağ salim kurtulmak istiyordum. Sesler kesilince hoca gittiler dedi. Ama bugün devam edemeyiz dedi. Çaresizce evlere dağıldık. Hoca da otelde kalacaktı. Onu otele bırakıp kendi kaldığım yere geldim. Kapıyı açıp içeri girdim. Işığı açtığımda ise gördüğüm şeyler karşısında çığlık atarak evden kaçtım. Evin içi yılan doluydu. Yerde, koltukların üstünde, duvarlarda onlarca yılan vardı. Kapıyı bile kapatamadan kaçtım evden. Hemen hocayı aradım. Durumu anlattım. Az sonra bulunduğum yere geldi. Evin önüne geldik. İçeri doğru baktı. Şu an evde hiçbir şey yok. Girebiliriz dedi. Ben hocanın arkasından yürüyordum. Kapı zaten açıktı. İlk hoca girdi. Ben de ardından girdim. Eve baktık. Hiçbir şey yoktu. Hocam ben artık define falan istemiyorum. Sadece kurtulmak istiyorum dedim. Sana musallat olmuşlar. Seni kurtaracağım dedi. Bir leğen istedi. Biraz da sıcak su. Gir leğene dedi. Girdim. Sıcak suyu yavaş yavaş tepemden döktü. Bir şeyler okudu. Sonra da bana bir tokat attı. Neye uğradığımı şaşırdım. Derken bir tokat daha attı. Su sıcaktı. Buhar çıkıyordu. Ama hoca döktükçe ben buz gibi hissediyordum. Soğuktan tir tir titriyordum. Hoca bana çıkabilirsin artık. Seni kurtardım dedi. Ve evden ayrıldı. Ben yine korkudan uyuyamadım. Sabaha kadar dualar okudum. Sabah olunca tekrar hocayı aradım. Akşam devam edecek miyiz dedim. Hayır, bir daha oraya gitmeyeceksin dedi. Hocam ne oldu? Hani kurtulmuştum. Neden devam etmiyoruz dedim.
''Ölmek istiyorsan git'' dedi ve telefonu kapattı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Bu adam hiç vazgeçmeyecek gibiydi. Demek ki o bile korkmuştu. Ben de çoktan vazgeçmiştim zaten. Burada birkaç işim daha vardı. Arsayı satıp öyle gitmem lazımdı. O yüzden bir süre daha kalmaya karar verdim. Akşam olunca yine hoca geldi. İçeri girdikten sonra su istedi. Getirdim suyu. Bardağı aldı. Evirdi, çevirdi, baktı. Sonra da aniden yere fırlattı. Pis çamur dedi. Anlamadım hocam. Neresi pis dedim. Pis bu su. Aynı senin gibi deyip kapıyı çarpıp çıktı. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Allah'ım sen yardım et. Neler oluyor böyle diyordu. O evde kalmaktan korktuğum için çıktım hemen. Bir otele gittim. Otele gidip yerleştiğimde telefonum çaldı. İşçilerden biri arıyordu. Herhalde çalışmaya devam edip etmeyeceğimizi soracak dedim. Açtım telefonu. Ama sesi çok kötü geliyordu. Ne oldu dedim. Hoca iki gün önce kaldığı yerde ölü olarak bulunmuş dedi. Ben şok olmuştum. Çünkü hocayla iki gündür görüşüyordum. Daha doğrusu hoca sandığım cinle. Korkudan ağlamaya başladım. Telefonu kapattım. Olayın ardından hepimiz karakola çağrıldık. İfadelerimizi verdik. Her şeyi düzgünce anlattık. Normalde olsa mutlaka ceza alırdım. Ama orası benim arazim olduğundan izinsiz kazıya girmiyordu. O yüzden rahatlıkla anlattım. Ve avukatım defineyi bulunca müzeye götürüp teslim edecektik diyeceksin dedi. Ben de o ne dediyse öyle anlattım. Hocanın şüpheli ölümü uzun zaman araştırıldı ama hiçbir şey çıkmadı. Yalnız güvenlik kameraları izlendiğinde hocanın odasına giden koridorda biriyle konuştuğu görüntüler vardı. Ama yanında hiç kimse yoktu. Hoca durup boşluğa doğru bir şeyler anlatıyordu. Sonra da odasına giriyor. Bir daha da çıkamıyordu. Hiçbir ize rastlanamayınca dosyada bu şekilde kapatıldı. Ben de arsayı yarı fiyatına satıp İstanbul'a geldim. Zaten arsa da, altınlar da umurumda değil. Canımı kurtardığıma şükrediyorum. Hikayemiz buraya kadardı. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.